Şimdi liseli yıllarda bizim İsmet Paşa gerçekten farklı bir okuldu. Orada birçok insan oradaki arkadaşlarla ilişki kurmaya gelirdi. Konuşurduk, tartışırdık ve siyasetin gerçekten zirvesi diyebileceğimiz bir dönemdi. Yine işte bir gün böyle bir ortamda bizim öğrenci evlerimiz vardı. Öğrenciler kalıyorduk beraber. Üç arkadaş, iki arkadaş, bir arkadaş böyle. Öğrenci evlerimizde bir gün işte bir arkadaş geldi. Tanımıyoruz tabii. Hatta birkaç arkadaş gelip giderdi de biz tanımıyoruz yani kimseyi. Gelirlerdi, bizimle tanışmak isterlerdi, bizimle konuşmak isterlerdi. Biz de dinlerdik onları. Ne demek istiyorlar, ne anlatmak istiyorlar diye dinlerdik bu şekliyle evde. İşte bir gün bir arkadaş yine geldi ama bu arkadaş bugüne kadar gelen arkadaşlardan daha farklı bir yapısı vardı. Daha farklı bir yapısı vardı. Nasıl bir yapı size anlatayım? Yani böyle çok durgun, konuşmasını sevmeyen, soru sormadan cevap vermeyen, ağırbaşlı, bizzat olaylara ve kendine hakim bir tarzı vardı böyle. Yani işte konuşurken seni dinleyen, seni dinlerken müspet bir şekilde sana cevap veren, sürekli çözümleyici, yani konuşmalarında ön tıkayıcı değil, ön açıcı bir karakter vardı. Ya merak ettik bu arkadaşımız kimdir diye. Bu arkadaş tabii birkaç defa gelip gitmeye başladı. Daha sonra öğrendi ki bu arkadaşımız Haki Karer. Biz işte liseli yıllarda öğrenci evlerimizde bu da gelir kalırdı bizimle beraber giderdi. Ama yani siyasetinin düşüncesinin ne olduğunu fazla bilmezdik biz. Çünkü o dönem daha yeni dönemlerdi bizim açımızda. Çok yeniydi yani. Süreç içerisinde tabii biz Haki'yle yani siyasetin dışında ahbap çavuş temelinde dediğimiz arkadaşlık ilişkilerimiz gelişti ve dostluklarımız gelişti. Bu dostluklarımız daha sonra biraz daha bizi duygusallığa götürdü. Yani bir Karadenizli bir arkadaşımız geliyor işte liseli öğrencilere bazı şeyler anlatıyor. Ya biz daha kendimiz bile Kürt olduğumuzu keşfedememişken Karadeniz'de bir arkadaşımız geliyor, bize Kürt olduğumuzu söylüyor. Bize onu anlatıyor. Yani gerçekten dikkat çekici, düşündürücü ve o kadar da anlamlı bir takım şeyler söylüyor. Bu tabii süreç fazla sürmedi yani çok fazla sürmedi. Bir gün duyduk ki Haki arkadaş vurulmuş. Yani vurulmuş. Yani o günkü şartlarda onu anlatmak hakikaten çok zor. Yani Haki'nin vurulması çok acı. Yani biz dediğim gibi artık birbirimize duygusal temelde, dost ahbap temelinde de yaklaşmıştık. Yani çok acı geldi benim için o zaman Haki'nin vurulması. Beni çok etkiledi. Çok mütevazi. Biraz önce dediğim gibi çok asil, çok mütevazi. Yani karıncayı tabiri caizse incitmeyecek bir kişilik. Ya yemek yerken sen kaşığını yemeğe batırmadan o batırmıyor ya. Bu kadar mütevazi, bu kadar eğitilmiş, kültürlü, kendine hakim bir insan olamaz yani. Bu çok dikkatimizi çekiyordu o zaman. Tabii Haki öldükten sonra o zaman bana arkadaşım bir tanesi dedi, Mustafa dedi, Haki öldü. Yalnız dedi, bizim dedi bu cenazeyi orduya götürmemiz lazım. Nasıl yapalım dedi. Ya ben dedim bende araba var. Ama o günün şartlarında araba bir Renault TS dediğimiz 155'e 13 lastik. Bugünkü lastiklerle kıyasladığın zaman bisiklet lastiği gibi yani. Bu kadar ki ince bir lastik. Bu lastiklerden gidebilir miyiz? Tereddütümüz var. Cebimizde 5 kuruş para yok. Nasıl yapacağız? Dediler ki ne? Biz gideceğiz. Yalnız cenazeyle gitmeyeceğiz. Cenazeyi polis götürüyor. Polis vermiyor kimseye zaten. Götüreceğiz. Biz de cenazeye paralel olarak gideceğiz. Ordu'ya gideceğiz. Ordu Ulubey ilçesinde cenaze yarın işte gömülecek şeklinde açıklama geldi. Yani tabii o zaman Haki'ye olan duygusal bağlarım, Haki ile olan sevgim benim için tartışmasız bir şeydir. Yani hiçbir şeyi reddetme şansım yok yani.
Ve babam da yanımızdaydı o zaman. Rahmetlik oldu babamız. O da yanımdaydı. Babama haber versem babam kesin diyecek ki gitme diyecek. Ha, Haki'yi o da çok seviyor. Ama gitme diyecek. Babama haber vermedik. Arabaya aldık. 5 kişi, 6 kişi miydi o günün şartlarında? Arabaya bindik. Düşünün, arabayla gidiyoruz. Lastiklerimiz o kadar ince ki Osmaniye'de arabamızın lastiği patlıyor. Bir tek lastik alıyoruz 1 liraya. O günün şartlarında 1 lira. Lastiği aldık, taktık, gidiyoruz. Çorum'a vardığımızda, Çorum'un Sungurlu ilçesine vardığımızda birden teker top attı. Teker top atmayla beraber takla attık biz. 3 takla attım. Orada bir dere gibi bir yer vardı böyle yolun sağ tarafında. Sungurlu'ya 15 kilometre kalasıya. Üç takla attım. Derenin içinde aynen taksi, aynı doğrultuma geldi. Ama ben o arada tabii daha kazanın da yeni haliyle direksiyon belime kilitlenmiş. Yani ben dedim büyük ihtimalle büyük bir olay var belimle ilgili. Direksiyon kilitlendi çünkü tam buraya. Diğer arkadaşlar tabii bugünkü gibi kemer memer yok yani. Hepsi savruldular, atıldılar oraya. Şimdi o zaman Kemal'le beraber Şahin Dönmez vardı. Kemal dedi ne yapalım? Biz dedi seni bekleyemeyiz. Dedim ya siz beni beklemeyin. Zaten araç artık parçalandı. Siz gidin. Kemal'le Şahin Dönmez. Onlar cenaze için orduya geçtiler. Ben kaldım orada. Benim yanımda o zaman daha sonra yine rahmetlik olan bir arkadaşımız Halil Çavgun benimle beraber kaldı. O dönem ben cezaevine girdim. Yani ben 79'un Ocağında cezaevine girdim. Ben cezaevine girdiğimde benim hanım hamileydi. 5 ay sonra oğlum dünyaya geliyor. İsim diyorlar. Hayır diyorlar. Başka bir isim düşünmeyin. Haki'nin adını koyacağız. Yani benim şu anda oğlum Haki'nin adıdır. Hani o kuşak, o dönemdeki bütün öğrenci arkadaşlarımız, o dönemdeki insanlar her doğan çocuğa adını Haki koydular. Haki'nin o dönemdeki yapısından dolayı yıllarca beleklerde silinmesi mümkün değil. Yani 46 yıldır, 47 yıldır diyoruz bu olaya. Sanki şimdiki dünkü bir olay gibidir yani.